kimsenin tam görmediği dünyanın en büyük spor organizasyonunu konuşuyoruz. Bundan büyük bir şey yok. Yani NBA'den de diğer faaliyet... Geçen hafta sonu Vegas mesela, Las Vegas'taki Formula 20 bin VIP misafirle Super Bowl'dan büyük. Super Bowl'dan büyük. Yani gerçekten hem tur olarak zaten dünyanın en büyük turu ama tek yarış açısından da bakarsanız buradaki bile Super Bowl'un aynı seviyesi. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri ve gerçekten son derece renkli, son derece dinamik. Abu Dhabi'de Formula 1 etkinliğindeyim ve bu etkinliğin bütün yeme içme faaliyetleri, ama bunu sadece yeme içme olarak değil, Atilla Bey'in ifadesiyle bunu bir eğlence kültürüne dönüştürüyoruz diyor ki zaten yöneticisi olduğu, CEO'su olduğu kuruluşun mottosunda da bu var. Entertainment, yani insanlar yeme içme faaliyetine devam ederken bunu eğlenceli ve keyifli bir şeye dönüştürsünler diye. Atilla Bey, size merak edilenleri soracağım. Dünyadaki diğer formülalarla, siz çok uzun yıllardır formüle etkinliklerini yapıyorsunuz. 30 seneyi geçti değil mi neredeyse? Evet, 32 oldu. Neleri kapsıyor sizin buradaki faaliyetleriniz? Bir özetler misiniz rica etsem? Şimdi faaliyet esasında tümünü kapsıyor. Yani VIP müşterisinin bütün deneyimini. Dekorasyondan, içerideki çiçeğinden, müziğinden, DJ'inden ne isterseniz. Hatta yani servisin, akçıların ne isterseniz hepsi bizden. Neden? Formula 1 hak sahibi. Biz de operasyonel şirket olarak tüm deneyimi yaratıyoruz. Bu da bizim için büyük bir gurur. Efendim siz Turkish & Doco olarak bakarsak, şirketin o ismiyle değerlendirirsek, Türk Hava Yolları'nın bütün kabin içi, değil mi, yeme içme faaliyetlerinden lounge'larına kadar Türk Hava Yolları sizin en önemli ortaklarınızdan ve müşterilerinizden bir tanesi. Ve buna benzer gerek havacılıkta gerekse diğer büyük uluslararası etkinlikte hangi kurumlarla çalıştığınızı bir özetler misiniz? Çünkü dünya çapında Avusturya merkezli bir şirket, otelcilik faaliyetleri yapıyorsunuz. Viyana'da çok başarılı otelleriniz ve restoranlarınız var. Bir çırpıda bu faaliyetleri yakından bilmeyen insanlar için bir kısa özet yapar mısınız, neler yaptığınızı lütfen? Esasında yiyecek, içecek ve misafirperverlik dünyasında ne varsa her şeyi yapıyoruz. Hem oteli, hem butik otel, hem restoran, hem kafesi, hem perakende, büyük organizasyonlar ve birçok hava yolu. Toplam 60 hava yoluna hizmet ediyoruz. 60 hava yolu dünyada. Bütün dünyada, 35 noktada. Siz aslında sektörün dünyada en büyüklerinden birisiniz, volüm olarak da, değil mi? En büyüklerin en küçüğü, şöyle üçüncü gibi. Böyle birkaç tane uluslararası hava yolu şirketine örneği verebilir misiniz? Tabii, Türk Hava Yolları'ndan. Bizim için en önemli ve kalp ve gurur meselesi Türk Hava Yolları bizim en önemli ilişkilerimizden bir tanesi. Çok da başarılı bir bundan, iş modeliniz var orada yıllardır. Aynı. Bundan hariç Londra'da British Airways'i veriyoruz. Madrid'de Iberia'yı veriyoruz. Avusturya'da Avusturya Hava Yolları'nı veriyoruz. Polonya'yı veriyoruz. Aynı zamanda JetBlue ve Delta Amerika'da. Ve bir 55 veya bir 50 tane değişik yerlerde hava yolu daha var. Bunun en büyükleri hem Emirates hem Katar gibi Körfez hava yolları. Dünyanın birçok Katar da var içinde. Emirates var, Katar var, Etihad var. Yani herkes biraz kim var. Kim yok ki şimdi aslında, yani dünyada o kadar başka da oyuncu kalmadı neredeyse. Ama önemli olan şey home base dediğimiz, yani kendi alanında işi vermek. Bu Türkiye'de, İstanbul'da olduğu gibi. İşte bu ancak İngiltere'de var, 7-8 ülkede var. Atilla Bey, Formula ile beraber dünyada başka buna benzer büyük etkinlikler hangilerinin sorumluluğu sizde? Yeme içme sektöründe. Futbol Dünya Şampiyonluğunu yaptık Katar'da. Dünya Şampiyonası Katar'da. Aynı zaman Avrupa Şampiyonluğu gelecek sene Almanya'da gerçekleşecek. 6. defa yapıyoruz, 2004'ten beri. 20 kere ortalama diyeyim Şampiyonlar Ligi finallerini. 20 kere Şampiyonlar Ligi finalini yeme içme faaliyetleri. Bizden fazla Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan kimse yok. Aşağı yukarı her bir Şampiyonlar Ligi finalinde kaç kişiye hizmet etmiş oluyorsunuz? 12 ile 16 bin kişiye. Bir akşam. Yani gerçekten büyük organizasyonlar. Bu ancak bir takım olarak beceriyorsunuz. Başka bir şansınız yok. Bu takım da artık çok deneyimli bir takım oldu senelerden.
ve hepimiz bu takımdan gurur duyuyoruz. Kaç çalışanınız var dünya çapında? Şu anda toplam 14.000'e gidiyoruz. Viyana merkezli bir şirket diyebilir miyim? Viyana kuruluş. Merkez çok, artık... Çok merkeziniz var. Çok Londra merkez var, Amerika İstanbul, var. İstanbul'da merkez, Amerika'da kaç merkez. Kaç çalışanınız var aşağı yukarı? Toplam 14.000'e gidiyoruz şimdi. Türk Hava Yolları'nın uçan şefleri de sizin bir projenizdi. Onlar, o proje devam ediyor. O devam ediyor. Çok güzel bir proje. Arkadaşlar beraber, ekiplerle beraber gerçekten çok güzel bir ambiyans yaratıyor uçaklarda. Yani bu bizim vazifemiz, elinde sonunda hizmet sektöründe beraber çalıştığımız hava yolları veya beraber çalıştığımız büyük organizasyonları yapan Formula 1 gibi, Şampiyonlar gibi, UEFA gibi organizasyonlarla beraber değişik bir deneyim yaratmak. Bu parayla alınmayan bir deneyim diyoruz biz buna. Yani siz bunu severek anlatırsanız zaten en büyük reklamı siz yapmış oluyorsunuz. Siz butik bir takım alanlarda da faaliyet gösteriyorsunuz. Dünyanın en eski pastanelerinden biri olan Demel'in de sahibisiniz. Sizin çatınız altında 1700'lü yıllardan bu yana faaliyette. Evet. Viyana'da merkezi. Değil mi? Bir taraftan da bunlar var, evet, yani. Küçük damak tatları böyle. Aynı ama esasında biz ne yaparsak her şeyimiz butik mantıklı. Ne kadar büyük ölçüler olsa bile arkasında bir tek yolcunun ya bir tek müşteriyi tatmin etmek çarpı 5.000 çarpı 10.000. Ama mantık bir kişiyi. Her bir deneyim çok değerli, değil mi sizin aynı için? Ya böyle büyük rakamları hiç sevmiyoruz. Çünkü böyle nasıl diyeyim? Çok hızlı bir şekilde butik havasını kaybediyorsunuz ve mass production oluyorsunuz. Onu da istemiyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür başarılar, ederim. İyi eğlenceler. Gönülden kutluyorum sizi. Çok çok teşekkür böyle ederim. Böyle bir faaliyete imza attığınız için. Değerli izleyiciler, Atilla Doğudan'la Doko'nun CEO'su Atilla Bey bir taraftan dolaşmaya, turlamaya devam ederken merak ettiğimiz soruları ona soracağım ve onları size aktaracağım. Olan şey, gönlünüzden yapacaksınız bu işi. Yani ilk önce parayı düşünmeyeceksiniz. Para otomatikman geliyor zaten işi yaptığınız zaman. Çünkü o zaman böyle bir organizasyonda çok hızlı şekilde kariyerinizde de büyüyorsunuz. Çok büyüdüğü için ve çok değişik yerlerde bizim çok insana ihtiyacımız da var. Dolayısıyla kim istiyorsa bu endüstride çalışmak, bize gelmekle büyük imkanlar kendisine yaratıyor. İsterseniz Türkiye'de çalışıyorsunuz, isterseniz devamlı değişik ülkelerde, isterseniz Amerika'ya gidiyorsunuz, biz sizi gönderiyoruz. İş yapma modeli olarak bakacak olursanız, yerel yöneticilerle çalışma anlamında, şimdi bu ülkelerin, şehirlerin hepsi birbirine rekabet ediyorlar baktığınız zaman, evet, daha büyük bir memnuniyet yaratmaya çalışıyorlar. Bu şehirlerden, ülkelerden hangisinde iş yapmak daha kolay, daha keyifli, daha verimli, daha hızlı baktığınız zaman? Bir rekabet var aralarında çünkü. Ne dersiniz bir işletmeci olarak? Yani bana sorarsanız her ülkenin artısı var. Ben eksileri fazla görmüyorum. Körfez'de büyük imkanlar var. Hızlı bir şekilde elde edilecek. Yani herkesin beklentisi yüksek. Servis kalitesini ve deneyimi güzel yaptığımız anda otomatikman işiniz geliyor. Yani ben şimdi organizasyon açısından veya şöyle diyeyim, ruhsat açısını konuşmuyorum. Ama genelde her taraf açık. İşin ruhu olarak, ruhu olarak, aynen, zaman. Ruhu olarak. Yani nereye giderseniz gidin, herkes Formula 1 gibi bir organizasyonu iyi yapmak istiyor. Çünkü şehirlerin de, kurumların aynı da bir pazarlama tanıtımı oluyor. Değil, evet, mi? Çok büyük bir ekonomisi var, değil mi? Televizyona sayılarına baktığınız zaman birkaç yüz milyon insan seyrediyor. Hatta 500 milyona kadar. Yani gerçekten büyük bir şey. Çok kabaca ana hatlarıyla bir formüle yarışının toplam ekonomisi ne kadardı diye sorsam ne dersiniz? Yaklaşık olarak. Las Vegas'te 1,5 milyar gibi bir gelir sağlandı Las Vegas'ta. Dolar. 1,5 milyar dolar. Evet. Çok inanılmaz bir rakam. Çok büyük bir rakam. Evet. Onun için büyük rakamlar dönüyor bu işte. Gerçekten. Formula 1 bunun tabii ki farkında. Ve bütün partnerler bakımından da karlı bir operasyon denebilir mi? Tabii. Katılımcılara bakımından. Denebilir. Neden denebilir? Çünkü seyirci sayısı yüksek. Dolayısıyla televizyon hakları büyük paraya satılıyor. Dolayısıyla herkes zincirde bir şey kazanıyor. Bir şey kazandığı zaman iyi bir şey yapabiliyor.
böyle kendi kendine büyütüyor. Atilla Bey, böylesine büyük organizasyonlarda açık havalar, açık hava etkinlikleri, futbol maçları, formüla, hijyen sağlamak çok zor bir şey değil mi? Çok zor bunun bir şey. Esası nedir hijyen sağlamanın? Temeli nedir? Ha, bir kere ana devirleri tutması lazım. Bu nedir? Mutfakta olan soğuk derece hikayesi. İşte 10 dereceyi, 12 dereceyi, neyse 8 derece ülkesine göre geçmemesi lazım. Artı oradaki ekipmanınız bütün hijyen kurallarının çerçevesinde kalması lazım. Yani paslanmaz çelik, masalar. Aynı nasıl bir normal bir restoran mutfağında çalışıyorsanız aynı şartlarla burada çalışıyoruz. Buradaki hijyen takımımız 6-7 kişi mesela. Devamlı check ediyoruz, devamlı kontrol ediyoruz. En büyük risk tabii ki hijyendir. En korktuğumuz şey de budur. Neden? Çünkü taze ürün kullanıyoruz. Taze ürün kullandığınız zaman ve birçok insan gücü arkasında olduğu zaman her zaman bir riski vardır. Ama bu her türlü mutfakta aynı risktir. Mümkün olduğu kadar bunu sıfıra doğru indirmek önemli. Ama bana sorarsanız devamlı korktuğum bir şeydir bu. Personelin hijyeni de yani kendi ellerini sık yıkamaları. Aynen. Hele böyle Covid dönemlerinden sonra insanların hijyen konusundaki hassasiyetinin de arttığını söyleyebiliriz değil mi? Çok 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 doğru. Ama elinizi bir iki kere yıkamayın hemen problem yaşıyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi bu işin en büyük riski budur. Hijyendir. Buna çok dikkat etmek lazım. Çok eğitim var bu konuda ama elinde sonunda bir insandır. Yani bir yerde bir şey yakaladığımız zaman veya bir şeyin testi %100 doğru olmadığı zaman hemen o ürün yok oluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani hijyende tartışmak yok. Bütçe de yok. Taviz verilemez bir konu. Verilemez ve tartışılamaz. Tadı tuzu biraz fazla olabilir. Biraz tuzlu olur, az tuzlu olur. Bunu tartışırız ama hijyeni tartışamayız. Yiyecek gruplarından Atilla Bey, balıkları tedarik etmek mi daha meşakkatlidir? Et mi, muhafaza etmek, meyve mi? Bunlar arasında yoksa ekmek, sıcak ekmek yapmak mı mesela? Yoksa tatlılar mı? Komplikasyon olarak. Yok, en kritik iki ana ürün hem et hem balık. Et ve balık. Bu esas anahtar ürünler. Onların kalitesinin %1000 taze ve en iyi kalite olması lazım. Meyve sebzeye baktığınız zaman bölgesel bu dönemde ne var ne yok ona göre menülerimizi ayarlıyoruz. Yani ilk önce menüyü yazıp ondan sonra ürüne bakmıyoruz. İlk önce ürüne bakıyoruz. Ne var pazarda, ne var bu dönemde, sezonluk ne var ve o ürünün bazında bir menü geliştiriyoruz.